Bir de Yeniden Refah Partisi var. Onlar da 94 ruhuyla kampanya yapıyorlar. Onlar da Erbakan Hoca'nın sözleriyle kampanya yapıyorlar. Milli görüş sloganlarıyla. Yani görünen anketlerde de belli bir teveccüh de görüyorlar. Hatta AK Parti'nin eski belediye başkanları, işte mevcut aday gösterilmeyen belediye başkanları, eski AK Parti il başkanlarından pek çok adayları var ve iddialılar. Siz baktığınız zaman bu teveccühün sebebi ne görüyorsunuz? Yani tam olarak buradaki neden mesela Saadet Partisi olmuyor, mesela AK Partili bir belediye başkan aday gösterilmeyen tercihi de Yeniden Refah oluyor. Neden bu kadar çok konuşuluyor? Siz nasıl analiz ediyorsunuz bu durumu? Yani doğrusu bu sorulara cevap vermek de çok istediğim bir şey değil. Evet. Çünkü ya milli görüş dediğimiz şey sokakta kalmış bir şey değil ki. Sahipsiz bir şey değil ki. Milli görüş soyla yürüyen bir şey değil ki. Milli görüş bir mefkura, bir anlayış, bir yoldur. O yolun banisi Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak ahirete irtihal etti. Ve o parmağını böyle göstermiş. Yani Erbakan Sevdalı insana, YRP'de olan Erbakan Sevdalısı insanlarımız var. Onlara sesleniyorum. Erbakan hocamız böyle parmağını işaret etmiş. Bir kısım insanlarımız dönmüşler, Erbakan hocamızın şu parmağına bakıyorlar. Oysa bu parmak buraya bak için değildir. İşaret ettiği yere bak içindir. İşaret ettiği yer Saadet Partisi'dir. Milli görüş mefkuresidir. Dolayısıyla biz bugün fertlerin kendilerini nasıl tanımladıklarından bağımsız olarak söyleyeyim. Herkes kendini bir şekilde tanımlıyor. Ama kurumsal olarak milli görüş ortada kalmış bir şey değil ki, birisi ben oyum diye. Milli görüşün temsilci Saadet Partisi. İki, hangisi gerçek Saadet Partisi? Yani şimdi Adidas diye bir marka var. Adidas markasının çakmaları var. Adimos, Adinos diye bir takım şeyleri var. Adidas He. Bir sürü çakma var. Şekil yönünden aynı. Ama gitseniz Adidas'ın yöneticisine deseniz ki siz misiniz hakikisi, bu mudur dese size güler yani. Bizim durumumuzda bunun gibi yani, milli görüş burada duruyor. Yani YRP'nin mevcut oyunun nereden nasıl olduğu hususu bu. Bir kaçış rampası var burada. Kaçış Yani rampası. kaçış rampası. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nde sıkıntılı olan insanlarımız hem Tayyip Erdoğan'a zarar vermeyecek hem de içerideki sıkıntılarını giderebilecekler bir tatminiyet noktası olarak bir kaçış rampası oluşturmuşlar. Çıksınlar meydana. Ya şimdi ben YRP'li arkadaşlara, oradaki insanlara, onların da yüreği şu anda darmadağınık. Gazze'de ne olup bitiyor şu anda? Burada bu arkadaşların payı var mı yok mu? Hangi 7 Ekim'den beri Gazze'de olup bitenler karşısında bugünkü iktidarın bir vebali var mı? Var. Bu vebale ortak olanların da ayrıca bir vebali var mı? Var. Ya arkadaşlar bir önceki seçimde bu vebale ortak olacak bir desteği verdi. Biz bunu söyleyince dönüp Özgür Özel de şöyle dedi. Özgür Özel halt etmiş yani. Yani Hamas'a şöyle şöyle diyerek yani. Terörist. Halt etmiş. Kim ne derse desin. Hamas'a karşı, Filistin'e karşı Türkiye'nin sağda soluda aynı atar. Farklı okumalar olabilir ama emperyal bir yapıya karşı Filistin'in yanındadır Türkiye'deki bütün Cumhuriyet Halk Partileri de böyledir. Liberaller de böyledir. Solun farklı fraksiyonları da böyle. İslamcılar da böyledir yani. Yani o günün havasıyla Özgür Bey bir şeyler söylemiş. Ben neyi kastettiğini de anlamış değilim ama ben böyle dediğim zaman siz CHP'ye bir şey söylemiyorsunuz diyen arkadaşlara söylüyorum. Aynı şeyi onlara da söylüyorum. Ama siz bir önceki seçimde Gazze'deki bugünkü tutuma vesile olacak kararlılık içerisinde oldunuz ya. Vesile oldunuz. Biz 1,5'la kaybettik ya seçimi. 1,5 daha oy almış olsaydı bugünkü Cumhurbaşkanı hükümet sistemi değişecekti. Türkiye'deki bugünkü ekonomik tablo bundan kötü olmayacaktı, daha iyi olacaktı. Bir öngörülebilirlik süreci, perspektifi, vizyonu ortaya konulmuştu yani. Bu yani siz bozuyorsunuz bir şeyleri. Hülasa Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partisi'dir. Kimin fert olarak kendini nasıl tanımladığını bilmem. O ayrı bir durumdur. Herkes kendini şu 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 tanımlayabilir. Ama kurumsal olarak Milli Görüş buradadır. Bir hakiki vardır, bir de sahte vardır. Buyursunlar insanlar şeyi okusunlar. Sezai Karakoç Bey, Allah rahmet eylesin, bir hakiki bir de sahte vardır diye diriliş manifestosu açısından bir yaklaşımı var. Biz hakikiyiz. Yani sahte değiliz. Sahte zaman zaman çok imkan nedeniyle donanımlı görünebilir.
ama sahtedir. Donanımlı olmuş olmak güçle alakalı bir şeydir. Ama hakiki hakikidir. Hakiki her zaman en zor şartlarda aşılmaz dağlar aşar, olmazı oldurur Allah'ın izniyle. Biz de hakikiyiz, hakiki milli görüşçüler olarak Türkiye'nin bugünkü tıkanmışlığına derman olacak merkeziz. Öyle düşünüyorum. Yani paradigma, altını çizerek söylüyorum. Bak ben gidiyorum insanlarımıza, bir sivil toplum kuruluşuna, bir hemşeri derneğine, bir vatandaşımıza, bir esnafımıza uzun uzun proje anlatmıyorum. Bir şey söylüyorum. Değerli kardeşim diyorum. Gelin hep beraber ahlaka, adalete, vicdana, doğruya, doğruluğa sahip çıkalım. Bu sahip çıkmak kendimize sahip çıkmaktır. Sokağımıza sahip çıkmaktır. İstanbul'un altında yatanlara sahip çıkmaktır. İstanbul'un geleceğine, çoluk çocuğumuzun geleceğine sahip çıkmaktır. Bir insanın çocuğuna, torununa, kızına, yakınına emanet edebileceği, miras bırakabileceği en güzel şey, ben doğrunun, doğruluğun, ahlakın, adaletin, vicdanın yanında oldum deme halidir. Bundan daha kıymetli bir şey yok. Bunların ete kemiğe bürünmesi lazım İstanbul'da, Türkiye'mizde. Bunlar yaşanır olması lazım. Bunlar hissedilir olması lazım. Bak İslam dünyasının ve Türkiye'nin tamamı 10 yıllardır ayetle, hadisle, dinle, imanla, ahlakla, ashabla, yöneticilerin, sivil toplum kuruluşların görünür olduğu ülkelerdir yani. İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Pakistan'a, Afganistan'a, Suudi Arabistan'a, bütün İslam dünyası. Bu kavramları en çok konuşan birçok yönetici Kur'an okur, birçok yönetici besmele ile konuşmasına başlar. Birçok konuşma sakalı vardır. Birçok konuşmacı konuşmanızın bir yerinde bir ayete, bir hadise, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Fatma'ya atıfta bulunurlar. Ama bu ülkelerin Türkiye'de dahil olmak üzere yaşayan insanları bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Her 10 gencimizden 7'si yurt dışına gitmek istiyor yani. İran'daki de böyle, Pakistan'daki, Mısır'daki de böyle. Şapka püskür mü bu adamlar yani? Din, iman, ayet, hadis, doğruluk, adalet, ahlak bu kadar tedavülde konuşuluyor. Ama bizim sokağımızda adalet yok, sokağımızda ahlak yok, sokağımızda özgürlük yok, sokağımızda komşu hakkı yok, sokağımızda kural yok, kuralsızlık almış başını gidiyor. Yani şimdi biz döneceğiz, Müslümanlar olarak bizi biz yapan değerlere mi kabahati bulacağız yani? Allah adil olun diyor, emin olan insanlar olun diyor, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor, tartıyı düzgün yapın diyor. Bunlar niye bizde yok? Bunları konuşuyoruz, içselleştirdik ama yaşamıyoruz bunları. Dolayısıyla bizim milli görüş olarak, Türkiye'ye ilişkin olarak, İslam dünyasına ilişkin olarak bir mefkuramız var. Yani ben bir özel toplantıda söyledim. Bizim bir Erbakan vizyonuna, bir Aliya İzzet Begoviç derinliğine ihtiyacımız var. Yani bunu mezzedeceğiz. Türkiye'de bambaşka bir hayatın, bambaşka bir Türkiye'nin olabileceğini mümkün kılacağız. Bu kararlılık içerisinde kim kendini nasıl tanımlıyor onu bilemem.